Geçmişten hepinize selamlar. Bugün 2022'nin son günü. Beraber bir seneyi devirdik. Bakalım 2023'te bize neler bekliyor. Ben bu videoyu geçmişten çekiyorum ama siz beni 2023 yılından izliyor olacaksınız. Hadi başlayalım. Yeni yılda ne yapacağız? Aslında bu sene plan yapmamıştık. Çünkü biliyorsunuz şu anda bir karavan projemiz var. Onu yapıyoruz. O yüzden çok fazla bir şey bütçe ayırmadık. Son dakika gelişen bir olayla Anıl'ın kuzeninin yazlığına gidiyoruz. Karaburun'a gideceğiz. Umarım çok güzel geçer ve umarım sizin de yeni yılınız, yeni yıla girişiniz çok güzel olmuştur. Yanımızda götüreceğimiz şeyler bunlar. Pikabı almaya karar verdim. Mika zaten bizimle geliyor. Yeni yıl çoraplarımı da giydim. Şöyle gösterelim. Ben hazırım. Beni hala almaya gelmediler ama acaba yılbaşını evde mi bırakacaklar beni? Anıl kuzeniyle kafa çekmeye gitmiş olabilir. Hala. Hala gelmiyor. Şu anda sabah gezmesini yapıyoruz. Mika'nın. Ondan sonra çıkacağız. Bu da Mika'nın kedisi. Hala. Her sabah böyle beraber geziyorlar. Beni almayı unutmamışlar, bırakıp da gitmemişler. Emre de burada, görüyorsunuz. Mika'yı da aldık. Gidelim. 2023'e girerken nasıl hissediyorsun? Çok tedirgin. Neden? Şu an söylemiyor videoda, sonra izler bir şey yapar. Sunay'ı aramadık, Sunay'ı aramamız lazım. Annemi arıyoruz, telefonu açmıyor. Ben arayayım bari. Sen ara. Telefonunu açacaklar. Olayı nasıl anlatacağız? Hiç anlatmadın değil mi sen Karaburun'da olayı? Sizin de böyle gergin dakikalarınız var mı? Mesela böyle yılbaşını ailenizden ayrı uzak bir yerde geçirmek istiyorsunuz. Bu arada evliyiz biz falan. 3 yıl olacak neredeyse. Her sene böyle aynı tribi yiyoruz. Arkadaşlar şu an Emre yol tarif etmeye çalışıyor ve oturduğumuz mevkide. Onu bile tarif edemedi. Biz Karaburun'da bilmediğimiz bir eve gidiyoruz şu an. Emre en son 10 yıl önce gitmiş. Koklayarak bulacağız. Belki Mika bulabilir. Kasapları gezdiriyormuş bize Mika. Yeni yıla kasapta gezeceğiz. Hazırladın mı? Yok hazırlamadım da ya sizden devam et. Çabuk çabuk camdan çık önümüzde solda. Solda. Vuruyor mu dışarı? Sıkıyorsun direkt. Steve'i almaya geldik. Allah Allah. Vuramadı. Neyle sıktın onu lan? Kırmızıyla. Oha çok fenaymış. Araştırmadı. Bir sürü oyuncak tabanca almışlar yanımıza. Bagajı açabilir misin? Tabii ki de. Gelsen bana da kırmızı. Kırmızı çok fena bir şey. Çok fena ya ama mermi... Forma Ikea'ya geldik. İlk önce bir şeyler yiyip karnımızı doyuracağız. Sonra alışveriş yapacağız ki her şeyi almayalım aç karnına. Buradan ineceğiz. Köfte ekmek yersin. Ekibe bak. Şunların bir tane sevgilisi yok ya. Bıktım artık. Ooo tamam. O zaman ben iki köfte bir gönlü çok bol birisi. Hemen geri koydum bak parayı gördün mü? Oo. Çıkmamıştı ki oradan. Çıktı da. Dün sınırsız kola arka almıştım buradan. Dün akşam da sosis yiyelim. 24 saatte bir sosis yiyerek yaşayabiliyorum. Akşama peçeteleri bedavaya getirelim. Yemek de lazım olur. Dün akşam da buradaydık. Hiçbir şey değişmemiş gibi. Biraz önce saçı örgülü bir adam geçti. Ondan sonra kasıpta çalışan kız hala mutlu mutlu gülüyor. Çok pozitif bu arada. Onu tebrik ediyorum kalabalığa rağmen mutlu olduğu için. Bedava diye bir sürü kola içtim. Bütün yolda çişim gelecek. Sonra zaman kaybedeceğiz. En sevmediğim şey. Konağın güzel yanları. İstediğimde şu salıncağa binebiliyorum. Sen binemezsin. Yok. Sen binemezsin. Hayır. Var mısın sen? Senin popon challenge benden daha büyük. Hadi bakalım. Deneyeceğiz sonra. Arabanın arkasını almaz mıyız bir tane bundan? Çok iyi şu bak. Skyjet yazıyor. Aynen. Yılbaşı hediye. Ben de kendime şimdi Barbie alacağım. Sonra niye para yetmiyor? Yeni yılda
Geçen sene de aynısını yaşadık. Araba bulamıyoruz. Araba sıkıntımız var. Emirler nerede ya? Araba arıyor olabilirler. Onlar çok büyük ihtimal şey vardı ya, benim aldığım yer geçen sene. Oraya gittiler araba almaya. Ada! Vallahi buradaki araba sorununu bir çözemediler. Uzamıyorum işte. Arabamız yok. Ben makarnayı tutsam. Özcan burada. Ama dediniz ben de oraya oraya gidiyordum. Sizi bulamıyoruz. Evde şeyi bırakmayayım. Banka bakları gelmiş. Neredesin sen? Domates, soğan alın. Domates ve soğan, domates salata ve için. Soğan alın. Salata için. Domates ve soğan alın. Kanat alıyor. Kolay pişiyor. Kanat yemeyen var mı? Kanat yeriz. Güzel. İncik daha. İnciyi pişiremiyorum mangalda ben. Yapamıyorum. He? İnciyi pişiremiyorum. Ben kanat alalım. Bir tane daha alayım mı? Başka hiçbir şey yok. Makarna yapacağım belki. Yeter. Bir tane yeriz bence böyle. Aynen. 3 tane yeter. Ha, yok yeter ya. Yok, yeter. Beni insandan saymadı şu anda. Soğan ve domates. Oğlum pişirmesi zor ya. Pişmiyor. Çiğ kalıyor. Yok. Alır be. Nereden? Ben alıp geliyorum. Bul gel. Pahalı sebzeler. Pahalı sebzeler bölümünden bir adet mor soğan aldım. Bence mor o yani. Niye kırmızı diyorlar ki? Çok saçma. Çok abartmadan almaya çalıştım. Yine kaybettim bizimkileri ya. Of. Ve çok kalabalık. Kesinlikle bu tarz alışverişler yıl sonuna bırakılmamalı. Sizi bilmiyorum ama ben salatalı sunağa bayılıyorum. Özellikle böyle soğan üstü veya domates üstü efsane duruyor. Hadi gidelim. Yeter bu kadar alışveriş. Çok bunaldım ya. Onda çıkıyoruz marketten. Her yer çok kalabalık. Kendime kazı kazan aldım şu an. Oynayacağım bakalım. Acaba bir şeyler çıkacak mı? Çok heyecanlı. Bütün hepsini kazıdım. Sadece 10 lira çıktı. Gidiyorum. 2 nörf daha aldılar. Gidiyor musun? Bıktım artık bunlardan. Aynen. Ben de işte çoluk çocukla yeni. Lili. Burada parçalar olsun ya. Arkada. Bak! Bırakın şunu. Yoldaşım aranı sıkıyorum. Topunuzu keserim teyze olarak yayındayım şu anda. Topunuza sıkarım. 3 tane var. 3 kişiyi vurmak için yeter. Aşağı evet, yol bulmaya çalışıyoruz. Düz abi. Altını sürtmeyelim burada. Nasıl? Göremedim ki. Neresi Emre? Biliyorum. Evi bulduk. Açmadım. Şöyle bir manzarası var. Çok iyi yer daha. Bence de aynen çok güzel yani. Şuradan deniz görüyoruz. Güzel bir şey. Abi ben okuyayım buraya. Evin böyle bir terası var. Bence çok sürprizli bir şey oldu. Hiç bilmeden geldik. Emre en son çocukken gelmiş buraya. Üstümü değiştireceğim demedim. Yeşil giyeceğim. Niye yeşil giyiyorsun? Yılbaşı olduğu için. Evet, geldik şu an. Kurulduk, yemeğimizi yedik. Şimdi ateşi yaktık. Anılar burada odun kesiyor. Ama bu teknolojiyi herkese göstermelisin bence. Aynen. Odun kesmenin kolay yanı. Şöyle. Elimdekinin adı ne? Budama şeysi mi o? Bahçe makası. Aynen, bahçe makasıyla şu an odun kesiyorlar. Ama kesebilmemizin sebebi ağaç biraz yaş. Aynen. Ama ağaç yaş gene gelir. Oh! Ne alaka abi? Arkadaşlar, herhangi bir ses çıkmadı. Sıradaki sayımız 81. Devam ediyorum arkadaşlar. Ben seçtim. Biraz önce ben kazandım. 70. 70 var mı? 70. Mika, gel buraya.
Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Hep yüksekten oynuyoruz bu gece. Bu geceki sayımız 85. Yok. Ya elimi tutuyor. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. İçeride savaş çıktı. İçeride savaş çıktı, bakalım ne yapıyor. Ben yarım saatte şey doldum. Tavandan mı vurmaya çalışıyorsun? Ne yapıyorsun be? Aa, boşa kaçtı. Bastım sizi. Oğlum çatıya atma. Şu anda size gelecekten sesleniyorum. 1 Ocak Pazar 2023'teyiz şu anda. Saatler 00:05'i gösteriyor. Herkese günaydın. Keşke her sabaha böyle uyansak. Nedenini şimdi gösteriyorum. Şuranın güzelliğine bak. 2023 hoş geldin. Günaydın Mika. Günaydın. Şimdi çayımızı koyalım, kahvaltımızı hazırlayalım. Sonra Sarpıncık Fener'ine geçeceğim bakalım. Fener'i çok seviyorum. Oradaki manzara çok güzel. Şu halime bak ya. Neyse birazdan düzelteceğiz. Size biraz dün geceden bahsedeyim. Biz ısıtıcı yok biliyorduk odada. Ondan sonra bir baktık sabah ısıtıcı varmış. Ama bütün gece donduk. Ben hatta montla uyudum. Bu montla geçen bir hikayemden bahsedeyim size. Benim annem şimdi araba konusunda biraz pinti. Sen git. Yazın klima çalışmıyor diye o klimanın boruları var ya, onu söktür. Kışa da taktırma. Biz de İzmir'den Kütahya'ya gidiyoruz ama böyle kışın ortası. Arabaya bindik. Allah, araba zaten şey böyle Palio 1.4 motor. LPG'li arabadan bahsediyorum burada. Klima çalışsa da ne kadar yakacaksın lan sen. Kaç sene önce. Ondan sonra annem onu taktırmamış. Bütün yol boyunca donduk zaten. Gecenin bir körü ne usta var ne bir şey böyle. Bütün yolu donarak gittik. Dino geldi aklıma. Yine üstümde aynı mont vardı, böyle üşümemek için sürekli kafamı falan kapatıyordum. Ah be anne. Sonra işte o zaman hatta Kütahya dönüşü şey bulmuştuk. Neydi ona dönüşte, artık yarı yola geldiğimizde bir yer bulduk böyle. Oraya taktırdık o boruyu. Sonra üşümeden gelmiştik. Burada da sabah aynı şekilde oldu. Sabah bir kalktım, güneş vurmuş, terliyorum artık. Güneş çok garip bir şey. Dün gece sürpriz biri gelseydi şu dış duşta birini yıkacaktık böyle yoldan geçerken. Kimse gelmedi. Kendimiz de yıkamaya kıyamadık. Şimdi buradaki evimizden çıkıp gidiyoruz. Teşekkürler bizi bir gece misafir ettiğin için güzel ev. Hadi koş. Hadi gel. Gel. Koş 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 koş. Oh,
wish I knew. Aslında o kadar da zor değil. Ama yol biraz toprak olduğu için bozuk bir yerden sonra. Bunu bilerek gelmeniz iyi olur. Şimdi size manzarayı göstereceğim. Bu tam bir şehirden kaçış videosu oldu bence. Yani yılbaşı için yapılabilecek en güzel şey bu. Dışarıda herkes sarhoş içiyor ediyor falan filan. Çıkıyorsun dışarı işte, trafikte ya da mekanda bir yerde olmaktansa böyle bir yer bence çok çok daha iyi. Kocaman montunu giydim. Hadi Fener'e bakalım beraber. Şurada bir eviniz olmasını cidden çok isterdim. Ya düşünsenize her sabah bu manzaraya uyanıyorsunuz böyle. O kadar güzel ki. Ve şeyde çok büyük bir şey değil. Bir tane konteyner bir ev böyle. Bu şeyler var, çayna şimdi büyük gemi şeyleri. Onlardan bir tane var. Önünde kocaman bir cam. Böyle önünde bahçe. Tavan camlı böyle. Ondan sonra köşeleri de camlı. Bir fotoğraf eklerim. Çok beğendiğim bir tarz var. Hani belki böyle bir yerde olmayabilir ama bir gün illa onu yapacağız. Hele bir karavan biteydi. Değil mi? Bitecek ama. O da bitecek. Ya bilmiyorum. Burası benim için çok güzel bir yer. Ben burayı çok seviyorum. Buraya geldiğimde huzur buluyorum böyle. Belki de mavi ve denizi, yeşili sevdiğimden. Bence mantıklı. Siz de beğendiniz mi? Karşıda ufacık bir plaj var. Minicik böyle. Şuradan sanırım oraya iç mevcut. Emin değilim tam olarak. Ama şuradan şuraya kadar bir patika var. Buradan başlıyor patika. Şu uçtaki yere kadar bir patika var. Oradan bence aşağı inip, çünkü o yol devam ediyor patika. Oradan inip bence sağ tarafa geçiliyor. Buraya da inmişler daha önce. Şurada bir ateş yakmışlar. Ve buradan bakalım. Buradan da çok güzel. Burada da aynı şekilde ona benzer bir plaj var. Gidiyoruz değil mi? Kum bükümü. Kum bükümü, Hamza bükümü. İkisine. Birine gidiyoruz. Ya Hamza bükü ya kum bükü. Hadi gidelim. Büke gidiyoruz. Bükümü büküne gidiyoruz. Büke büküne gidiyoruz. Ya şu evi bize versinler. Bak şu evi bize versinler. Yeterli. Yeterli. Şuradan manzaraya bakın. Kimse yaşamıyor ya.
çok da beklediğimiz bir yer değil ama şurada bir kayalık var, oraya bakacağız. Çok fena güneş var, bakamıyorum. Şimdi şu arkadaki kayalıklarını bakalım. Mika! Bu diğer tarafı da göstereyim. Diğer taraf da böyle. Şu ileride bir kayalıklar daha var. Genel olarak köşeler güzel duruyor. Ama plajı çok beğenmedim. Ben genelde turkuaz su seviyorum zaten. Trekking köpeğimi aldım. Şuraya tırmanmaya gidiyoruz. Geçen gün Mika'yı parka götürdüm. Böyle köpek oynama parkları var ya. Normalde böyle tüneller oluyor. Tünellerde o şeylerin içinden geçmesi gerekiyor. Mika o kadar alışmış ki bize dağda tepede gezmiyor. Onların üstünden atlıyor. Böyle plastik şeyler var, onların üstüne çıkıyor. Tam bir zarar çocuksun. Gel buraya. Mika. Hadi gidelim. Hadi kızım koş. Bak bak şişmana bak. Mika hadi koş. Koş şişmanım. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel gidiyoruz. İyi seneler. İyi seneler. Mika tam bir sevgi arsızı. Benden iyi tırmanıyor, yemin ederim. Hadi kızım gel. Yavaş bekle. Sakin. Bekle, 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 bekle. Bakalım burası nereye çıkıyor. Ama bu kayalar pek sağlam değil. Mika bekle. Tozlanmış. Şöyle bir yer var. Şöyle bir yer var. Mağara tarzı. İçinde mağara olabilir. Oraya bakmak için şuraya gitmek gerekiyor. Hadi bakalım. Ama şöyle bir manzarada takılabiliriz. Burası gayet güzel. Wish I knew. Hamza Rükü bu kadar. Buradan gidiyoruz. Belki Kumbuk'una gidiyoruz. Bakalım ne olacak. Bunu buraya nasıl çıkardınız ya? Kim koydu onu oraya? But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the Hall of Shame. Kumbuk'una geldik. Buranın denizi diğer taraftan çok daha güzel. Ben çok beğendim. Şuraya bakın. Bu sahil bayağı geniş. Güneşi bir ayarlayabilirsem aynen şöyle göstereyim. Şöyle arkaya doğru devam ediyor. Ve böyle ön tarafa doğru devam ediyor.
zemin böyle. Kamu spotu. Sigara içmeyin. Bence sonra bana burada bir fotoğraf çekinmelisin. Güzelliğine bakar mısınız yani? Sen çok kitletmişsin ayakkabılarına. Ama o yaşlı olduğu için. Bastonuna bak. Bu da efekte saçları beyazdı. Yoruldu. Su içecek misin kızım?